Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik, 500 kişilik yemekler yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yememizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar daha önce ben şu kalıpla tavuk videosu çekmiştim. Çok popüler olmuştu, çok izlenmişti. Bu tavuk tahma aparatı. İşte dediler usta biz bulamıyoruz, arıyoruz. Böyle bir aparatınız yoksa şimdi size ikinci alternatifi göstereceğim. Kek kalıbında tavuk nasıl pişirilir? Nerede hata yapıyoruz? Nerede doğru yaparız? Onu göstereceğim. Kek kalıbının içi delik olduğu için ya altına tepsi koyabilirsiniz ya da şu şekilde bir yağlı kağıt içine yerleştirebilirsiniz. Tabanını şöyle iyice düzledim. Hemen tavuğumuzu getirdik. Önce tavuğumuzun işe yaramayan yerlerini bir alacağız. Tavuğunuzu bir de kontrol edin. Eğer şimdi kuyruk ucunu alıyoruz. Tavuğunuzu kontrol edin. Eğer içiniz rahat değilse, tavuğunuzun içi temiz değilse ne yaparsınız? Tavuğunuzu yıkayabilirsiniz. Tavuğun kanat uçlarını aldık, kuyruğunu aldık. Arkadaşlar bu tavuğu yaparken kesinlikle tavuğun derisine hiçbir şekilde zarar vermeyeceğiz. Üstüne yağ sürmeyeceğiz, salça sürmeyeceğiz. Yağ salça ne yapar? Tavuğu kızartır, pişmiş gibi görünür, içi çiğ kalır. Tek yapmamız gereken tavuğumuzun her tarafını tuzlamak. İçini dışını. Tavuğumuzun her yerini tuzladık. Fırınımızda 200 dereceye aldık. Fırınımız çalışıyor. Hemen şimdi tavuğumuzu dağıtacağız. Hani derler ya bu tavuğun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir diye. Tavuğun başına gelene bakın şimdi. Tavuğumuzu dağıtıyoruz. Bagetleri hafiften öne alıyoruz. Şöyle bir yerleştiriyoruz. Şöyle bir yakından gösterelim. Görüyor musunuz? Tavuğumuz hazır. İçine yağ akma tehlikesi de kalmadı. Bunu kenara alalım. Şimdi gelecek yorumları biliyorum. Diyecekler ki usta aynı tavuğu doğradığın tahtada sebzeyi de doğruyor. Soğanlarımız biraz iri olsun. Bol soğanlı yapacağız. Patatesler fazla büyük olmasın, daha çabuk pişsin. Şöyle bir tanesini gösterelim. İki tane ufağından patates doğradım. Elinizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. Bunda domates kullanmayacağım. Kabımızın için ne kadar malzeme alırsa o kadar doğrayacağız. Çok da abartmayalım. Arkadaşlar bunda yağ kesinlikle kullanmayacağız. Üzerine bolca bir tuz serpiyoruz. Az bir karabiber. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar. Az bir de pul biber serpiyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunda yağ kullanmadığımın sebebi de arkadaşlar tavuğun yağı altı arttıkça ne yapacak? Bunları zaten yağlandıracak. Daha güzel, daha lezzetli hale gelecek. Arkadaşlar şimdi bu içine koyduğumuz sebzeler ne yapacak? Piştikçe dibine çökecek, dibinde azalacak. Tavuğumuz kenara doğru çıkmaya başlayacak. İnşallah güzel bir yemek çıkar. Arkadaşlar bunun üzerine yağlı kağıt vesaire hiçbir şey örtmeyeceğiz. Sebebi de tavuğun üstündeki olan derisi ne yapar? İçindeki etini korur hem de yağını verir. Güzel bir yemek çıkacak size. Bundaki bir sorun da arkadaşlar. Fırına sade tavuğu attığımız zaman fırını çok mahvediyor, her yerini yağ ediyor. Bakacağız inşallah fırını yağ etmez. İsterseniz bu sebzeleri hiç koymadan sadece tavuğu bu şekilde yapıp fırına atabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının altına atıyoruz. Fırınımız alt üst çalışıyor. Arkadaşlar tam saatini söyleyeceğim. Önce bir saat ayarlayacağım. Daha sonra saat uzarsa ben bunu size söyleyeceğim. Ortalama pişme süresi aslına bakarsanız 90 dakika. Tavuğumuz ufak olduğu için çabuk pişebilir.
Arkadaşlar tam 1,5 saat oldu. Yemeğimizi şöyle bir çıkartalım. İçine en ufak bir damlama yapmadı. Şöyle bakın arkadaşlar. Tavuk çıtır çıtır oldu, dağılıyor. Hemen dağıtmadan tavuğu çıkartıyoruz. Tabii burada yağlı kağıdın önemi şimdi de anlaşıldığı gibi derinle yırtılma yok. Suyun içinde biriktirmiş. Şöyle sebzeleri de bir tepsinin içine ters çeviriyoruz. Şimdiden söyleyeyim. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet oldu. Arkadaşlar şöyle dokunduğun zaman elini tutamıyorsun. Buradan inanılmaz derecede ısı geliyor. Elim yanıyor. Hala tavuk kendi kendine pişmeye devam ediyor. Tabii herkesin evinde tavuk makası olmadığı için temiz düzgün bir makasla bunu ne yaparız? Porsiyonlarız. İçinden çıkan suya bakın. Bir de ters çevirelim. Tavuğumu ikiye böldüm. Hemen bunu kenara alayım. Sunum tabağımızı getirelim. Pilav tamamen sizin tercihiniz olsun. Şöyle pilavını basalım. Kenarına da kızarttığımız sebzeleri koyalım. Tabağın bu tarafı boş kalmasın. Buraya da bir maydanoz koyalım. Arkadaşlar fırının içinde en ufak bir kirlenme olmadı, batma olmadı. Tekrar bir daha söyleyeyim. Videonun başında da söylemiştim. Sebzelerim yanacak, tavuğum yanacak. En ufak bir endişeniz olmasın. Kek kalıbında doğrusu nasıl yapılır? Ben size onu gösterdim. Yapılışı da çok basit. Pişti pişmedi en ufak bir şüpheniz olmasın. Şöyle bakın arkadaşlar. Patatesler püre oluyor. Tavuğumuz zaten kendiliğinden dağılıyor. Görüyor musunuz? Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Çevre Mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkan çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.